8 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bayram Sohbetleri programımız bugün de başlıyor. Yine kıymetli bir konuğumuz var. Milas Ziraat Odası Başkanı Sayın Kahraman Akar. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Hoş bulduk. Öncelikle güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Hatasız, kazasız. Tüm Milaslı üreticilerimizin, tüm Milaslı çiftçilerimizin, Milaslı hemşerilerimizin Ramazan ayını, Ramazan bayramını kutluyorum. Sağlık, mutluluk getirirsin inşallah. Amin inşallah. Programımıza katıldınız. Bugün sizinle bir bayram sohbeti gerçekleştireceğiz. Evet, bir kez daha sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum TV48 izleyicilerine ben de. Evet, Kahraman Akar kimdir? Öncelikle sizin kendi ağzınızdan sizi bir tanıyalım. Kahraman Akar 1984 doğumlu. Muğla Milas Bağlamları köyünde doğmuş. Çiftçi bir ailenin çocuğu. Ranch perderiz biz eski şeyiyle, tabiyle. Gazi Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği mezunuyum. Elektrik öğretmenliği yapmak nasip olmadı. O dönemde TEDAŞ'ı kazanmıştım. Bir 5 yıl TEDAŞ'tı eski ismiyle. 5 yıl AYDEM özelleştiği ismiyle görevimiz oldu. Aynı zamanda baba mesleği hayvancılık olduğundan dolayı hayvancılıkla çok yakından ilgileniyordum. Sonra memuriyet hayatını bıraktım. Tamamen hayvancılıkla ilgilendim. Sonrasında geçen sene bir Ziraat Odası seçiminde katıldık, kazandık. Ziraat Odası Başkanı bir yıldır da Milas'ta çiftçileri temsil etmeye çalışıyoruz Ziraat Odası Başkanı olarak. Evet, birazdan Ziraat Odası'nın çalışmalarını sizinle konuşacağım ama öncelikle biraz daha sizi tanıyalım. Milas'ı sizin ağzınızdan, siz Milaslısınız, aileniz de öyle. Biraz Milas'ı dinleyelim, biraz sizi tanıyalım, hobileriniz nelerdir? Yani mutfağa girer misiniz, kitap okumayı sever misiniz, tiyatro, sinema desem, spor desem neler söyleyeceksiniz? Böyle bir sohbetle devam edelim. Şöyle, Milas gerçekten biraz turizm olarak Bodrum'un perde arkasında kalmış bir ilçe olsa da aslında bana göre turizmde dahi Bodrum'dan ön planda. Çünkü çok güzel kıyı şeritlerimiz var. Ören, Güllük, Bafa, Kıyıkışlacık. Yani birincisi çok güzel turizm kenti. İkincisi tarihi olarak çok güzel İyasos, işte Beçin Kalesi, yani Baltalı Kapısı'ndan tut çok güzel tarihi, Gümüşkesen Anıtı. Onlar da çok güzel ön numarada, bir numarada. Üçüncüsü bunların yanında Milas'ın Türkiye üzerinde herkes mesela tarım şehri olarak bilmez. Ama Milas tarım şehridir aynı zamanda. Ektiği, biçtiği. Özellikle hayvancılıkta çok iyi seviyede. Milas'ın evet kültürel mirası çok fazla. Kültürel etkinliği biraz eksik de olsa inşallah önümüzdeki süreçlerde belediye başkanımız, kaymakamımız daha da iyi bir şekilde bunlara biliyorsunuz Zeytin Esas Şenliği düzeliyoruz. Tarım hayvancılık fuarı düzenliyoruz. Bunlarla daha ön plana çıkmaya çalıştı bu senelerde Milas. Daha iyi seviyelerde Milas'ımızı tarım şehri olduğunu, turizm kenti olduğunu, hayvancılıkta özellikle iyi seviyede olduğunu, bizim gibi, sizin gibi kanallar vasıtasıyla, bizim gibi kurumlar vasıtasıyla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, konumuz bayram. Eski günleri baktığımızda bayram tadı maalesef ki pandemiden dolayı biraz daha insanlar sosyal medyaya takılır oldu. En ufak işte doğum günü, ölüm günü gibi bu gibi bayramlarda sadece telefonda işte sosyal medyadan kutlamalarla kendi sayfasının altına yazmakla kalır oldu. Aslında bizim küçüklüğümüzde bir tane evimizde televizyon vardı. Biz 5 kardeşiz. Anne, baba, 5 kardeş bir odada yatardık. Bir odada yatardık. Sonra arkasından herkes işte evlendi. 2 odalı bir evde büyüdük. Bir tarafında işte yemek yenir, bir tarafında da yatılır. Gariban bir ailen çocuğuyuz. Sonrasında tabii bayramlarda çok gelin giderdi. Akşamları misafirlik çok önem verilirdi. Çünkü bayram bizi birbirimize bağlayan evet, bir olgudur. Bayramlarda bütün aileler, akrabalar birbirini görür. Sonrasında da mesela bir ölüm gibi, vefat gibi, bunun da ziyaretler daha sıktı. Şimdi daha da azaldı. Yani sosyal medya bizi aslında biraz daha böyle yalnızlığa itti. İlerleyen zamanlarda mesela biz kendimiz Akar ailesi olarak her yıl
Ramazan ayının 4. gününe kendimiz bir aktivite yapıyoruz, eğlence. Geçmişten gelen bir gelenek. Yani 2-3 senedir, musunuz? 4 senedir başladı bize neler bu. Neler yapıyorsunuz? Çok güzel. Bir orkestra çağırıyoruz. İşte bir amcam veriyor, bir öteki amcam veriyor. Hani masraf olarak yemek. Hı-hı. Bu sene sıra bende. Evet. Her sene bir güzel... Çünkü öyle oldu ki biz 3 aileydik bizim köyde. 3 aile, 12 çocuk vardı. 6'sı kız, 6'sı erkek. Hı-hı. Hemen hemen yaşlarımız aynıydı. Şimdi 12 çocuk evlendi, herkesin çocukları oldu. Ama o çocuklar şu an bizim kuzenlerimizle olduğumuz gibi değiller. Yani karşıdan yolda gelse, ki Minas'ta çoğu yaşıyor. Ona rağmen gelip gitmediğimizden dolayı bir eksiklik gördük. Dedik ya biz çocukları, yani onun oğlu kızı bana dayı demesi lazım. Çok canlan değil. Kaynaştırmak yok. Yani eskiden onu eksik gördüğümüzden dolayı 3-4 senedir güzel de bir şey oldu. Yani herkes orada... İşlerinde kırgın olanlar oluyor. Onları barıştırıyoruz. Hı hı. Bence herkes bu sene böyle bir şeyi düzenlemesi lazım. Yani özellikle geniş aileler. Hı hı. Çünkü İstanbul'da memur olan oluyor. İşte Ankara'da onlar en azından Ramazan bayramıyla veyahut da Kurban bayramıyla alakalı geldiğinde bu gibi etkinlikler bence aktifleştirilmeli. Evet, çok da güzel olmuş 4. günü bayramın bitiminde. Aynen öyle. Böyle hem veda. Hem evet. de bütün aileyi bir masa etrafında, bir sofra etrafında toplamak da çok keyifli olsa gerek. Peki bir çocukluğunuzun bayramına dönelim mi? Çocukluğumuzda biraz bir evet. anılarınız var mı? Biz neler Ramazan yaşıyordunuz biraz? Bir bayramı şöyle, Ramazan bayramı değildi bizim adımızda. Şeker bayramıydı. Evet. Şeker bayramı. Biz hemen işte poşetlerimizi alırdık. Bütün köyün içinde her yeri kapı kapı dolaşırdık. Yani o dargın, o küskün demezdik. Yani herkes çocuk olarak gördüğü için bizi kapısını açan da şeker verirlerdi hemen. O şekerleri biriktirirdik. Yarım poşet dolduğu şekerler olurdu bizim yani. Onlar işte hep beraber sonra paylaşırdık kendi aramızda. Oyunlar oynardık. Şimdi bakıyorum benim iki tane oğlum var. İşte 10-11 yaşında. O gün orada olsalar dahi bayramda herkes telefonunu almış eline, bir yere çekilmiş telefonla. Ya telefonları alıyoruz elinden. Diyoruz ki beraber oynayın. Top oynayın. İşte ne bileyim bir etkinlik yapın. Saklambaç oynayın. Yani bizim çocukluğumuzda bunlar çok önemliydi. Biz mesela sokakta büyüdük. Evet yani evet. En mesela misafirliğe gittiğimizde oynadığımız oyun, ben isim şehir hayvan onu evet. oynardık. O çok zevkliydi bizim için. Yani çelik çomak dediğimiz oyunlar oynardık. O zamanları biz, babam hayvan ticareti yaptığından dolayı keçi alırdı. Biz de ona keçi güderdik deriz yani. Hı-hı. Keçi gütmeye gittim. Keçi otlatmaya gidiyoruz aslında. Orada işte arkadaşlarımızın da keçisi olurdu. Dağda işte 3 saat, 5 saat vakit geçirirsin. Akşama zaten yorulmuşsun. Öyle bir hayattan geldik. Hı-hı. Ama şimdi teknoloji ne kadar işte insanı tembelleştiriyor mu diyelim artık yani. Kendine güzellikleri bağlıyor. Var. Hı-hı. Güzellikleri var ama güzelliklerin yanında çok olumsuzluklar da var tabii ki. Evet, çocuklar üzerinde özellikle buna da dikkat etmek gerekiyor. Bayramı bayram yapan gelenek göreneklerimizdir dedik. Yaşlılarımızın gözü kapıda. Aynen. Bizi beklerler. Ama şu anda 9 günlük bir tatile girdik bugün itibariyle. Öbür pazartesiye kadar tatil. Eğer bu bayramı değerlendirecek olursak, yani şu anda bayramın 3. günü, biz 4-5 gün önce bir tatile girmiş olduk. İnsanlar artık bayramlarda tatil gözüyle mi bakıyoruz? Dinlenelim, aynen bir öyle. Otele gidelim ya da evden çıkmayalım. Bu çerçeveden mi bakıyoruz? Aynen öyle. Benim mesela yakın arkadaşlarım hepsi 9 gün tatil oldu. İşte eşi memur olan var. Hemen işte 3-4 günlük işte bir yurt dışı olabilir. İşte benim Antalya olabilir, Kıbrıs olabilir gibi hep tatillerini ayarladılar. Hepsi işte artık sonuçta normal bir günde de çok ziyaret etmekleri yaşları, artık bayramda da çok fazla ziyaret edip bayram havası yaşamama taraftarında oluyorlar. Ha, onların evet ihtiyacı var. Var. Evet. Onlar da haklı kendi penceresinden. Ama biz eski günleri daha özlüyoruz. Eski günleri, yani dediğim gibi Ramazan 4. günü hep beraber kaynaşma. Yani normalde mesela ben Ramazan'da, Kurban'da yurt dışı tatil alıp da gitmedim. Hani sonrasında, öncesinde çok gitmişliğim olur ama o bayramlarda illaki bütün aile, sülale bir araya gelmeye, kayınvalideye ziyaret, işte kayınpedere ziyaret, hepsine el öpmeye gitmeye çalışıyoruz yani. Evet, çünkü bunlar çok önemli. Aynen öyle. Gelenek göreneklerimiz bizim. Gözleri yolda. Yaşlılarımızın, anne babalarımızın ölmüşse kabir ziyaretleri olur. Aynen. Mutlaka. Tamam, ilk gün gidelim.
Aynı masa etrafında kahvaltımızı yapalım. Onları ziyaret edelim. Sonrasında tatil planımızı da yapalım. Çünkü biz de yaşlanacağız. Aynen. Gözümüz herhalde kapıda olacak değil aynen, mi? Aynen öyle. Kahraman Bey. Ya bunlar işte dediğim gibi biraz yaşlanınca daha iyi anlayacağız. Şimdi bizim daha yaşımız 40-41 yani. Belki 50-55'te diyeceğiz ki biz de bak hiç kimse gelmiyor. Belki onlara hak vereceğiz diyecek. Onlar işte geçsin eyvallah. Ama ister istemez diğer yan komşunun çocukları geldiği zaman Evet. içimizde bir burukluk olacak yani. Burukluk olacak evet. Tabii. Büyüklerimizi, yaşlarımıza bu burukluğu da yaşatmayalım anne babamıza. Sağken aslında gidip görmek, doya doya yaşamak, sevgimizi, yani saygımızı, sevgimizi, özlemimizi göstermek gerekiyor aslında. Ötelememek lazım. Aynen. Bu sadece anne babamız için değil, yanımızdaki her insan için değil aynen, mi? aynen. Evet, bütün aile fertleri için bunu Önemli günlerde evet göstermeliyiz. bir kaymakam beyi, bir oda başkanlarını, işte milletvekillerini ziyaret etmek de varsa da aslında aile büyüklerini, yaşlıları unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda benim hobilerim dediniz ya, benim işte küçüklükten beri hayvancılığın içinde olduğum zaman o zamanları koyun otlatmak için koçlar dövüşürdü, işte tekeler dövüşürdü. Bizim bir de boğa güreş merakımız vardır. Bizim zaten Türkiye'de Artvin, Rize, Aydın, Muğla bu bölgelerde Devam çok ediyor mu bu meşhurdur. gelenek, Evet, görenek? devam ediyor. Milasa'da ilk boğa güreşini Ören'de ilk boğa güreşini düzenleyen arkadaş olarak ben ön Evet. plana çıkarım. Ne zaman oluyor? İşte Belli bir tarihi var mı? Nisan'ın ilk haftasından sonra başlıyor. Yani bayramın dördüncü günü bildiğim kadarıyla ilk güreş burada Karacahisar köyünde olacak. Evet, Ondan Karacahisar, evet. sonra her hafta işte 2 haftada bir güreşler olur bizim yöremizde. Kışın deve güreşler olur, yazın boğa güreşler olur. Onunla ilgilenirim. Bir boğam var gene. Beslediğim yani vakit ayırırsam yanına gidip işte antrenmanına çıkarabilirsem, gezdirmeye çalışabilirsem. Bir tane atım var, at sevdam var biraz, ona binmeye çalışırım. Hayvancılıkla ilgili olduğumuz için hayvanları seviyoruz. Sinema tutkum vardır. Sinema izlemeye zaman ayırırım. Bunun yanında zaten iş yoğunluğumuz çok. Yani bir tarafta hayvan çiftliğim var. Bir tarafta Ziraat Odası'nın kendi işleri var. Protokol. Çalışmaları var. Bir Evet. taraftan Ziraat Odası'na bağlı Mizotar diye bir marketimiz var. Oldukça güçlü bir market. Üreticilere daha ucuz gübre, tohum verebildiğimiz ciddi anlamda bir paranın dönüşü olan bir marketimiz var. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Bir taraftan şimdi Ziraat Odası'nda kazandırdığımız Milasyem Gıda AŞ diye bir şirket kurduk. Dedik ya hani Açılışını hayvancılıkta yaptınız mı? 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde TV 48 ailesi olarak sizlerle duyurmuş olalım. Yani burada 14 Mayıs'ta 14 Mayıs Dünya büyük Çiftçiler bir açılışla, Günü'nde evet büyük bir açılışla yapacağız. Yem fabrikasını açacaksınız. Bizim buradaki hem Ziraat Odası Başkanı olarak duruşumuz önemli. Dedik yani bizim gibi sivil toplum kuruluşları bir işin elinden ucundan yardım olarak tutmalı. Biz de tabii ki hayvancılık olarak gübre ve mazota çok fazla bir müdahalemiz olamasa da en azından onların en büyük girdileri yem. Yem evet. girdisine değinmek istedik. Hem vatandaşın ürettiği buğdayı, arpayı bir nebze olsun 3 kuruş fazla alabilirsek bunu yem olarak yem üretip vatandaşa girdi olarak hayvan yemini bir nebze ucuz verebilirsek böyle bir proje ürettik. Evet, destek olacaksınız. Sona gelindi. İlk denemeyi ürettik geçen hafta. Şimdi seri üretime geçeceğiz. Hayırlı olsun. Bayramdan sonraki ilk pazartesi günü. İnşallah Milaslı çiftçilerimiz de bize sahip çıkacaklar. Neresine sahip çıkabilirler? İşte bazen aynı fiyat dahi olsa Milas yem markasını kullanmak gerekir. Evet. Ki bizim yem fabrikamız gerçekten çok ciddi anlamda kaliteli bir yem çıkaracak. Evet. Bununla alakalı yoğunluğumuz var. O yüzden işte sinema, işte ne bileyim tiyatro, fırsat buldukça at binme evet. gibi çok fazla bir hobimize vakit ayıramıyoruz evet, yani. Fırsat buldukça siz de evet. evet hobilerinizi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bir kez daha TV8 aracılığıyla duyurmuş olalım. İlk defa söylüyor Kahraman Bey. 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde yem fabrikasının büyük bir açılışı olacak. Evet. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Evet. Evet. Kahraman Bey,
Mutfaklarınız nasıldır? Hani bayram, aynı sofra etrafında toplanalım dedik ya. Hani o masanın etrafında toplanmak bile bizi birbirimize bağlar. Bir muhabbet kurmamızı sağlar aslında. Mutfaklarınız nasıl? Yemek ya, yapmayı sever misiniz? Ya da yemek kültürünüz nasıl? Anne neler yapar? Yemek kültürüm eşiniz. Şöyle, ciddi anlamda kendim vakit ayıramadığım için eşime de mesela hiç mutfakta yardım edebilen bir insan değilim. Yani kendim yapmak değil de. Ama bu özel günlerde işte bayramda olsun illa ki hep o masa etrafında toplanma anlamında annem, eşim, işte ablalar, onlar hepsi güzel bir şekilde hazırlar. Biz yemeğe gidiyoruz ama hani yapmaya değil. Evet. Ama o topluluk çok önemli. Herkes orada iç içe beraber yemek yemesi, işte çocuklarla kaynaşılması çok güzel. Ona özen gösteriyorum ama dediğim gibi mutfakla yapmayla alakalı çok fazla aram iyi olduğunu söyleyemem. Söyleyemezsiniz, evet. Buranın biraz da yemek kültüründen bahsedelim mi? Siz Milaslısınız. Evet. Sadece hani böreğiyle, çöreğiyle değil, otlarıyla değil, bir balıkçılık da var evet. Burada. Çok iyi bir şirket var. Bu kolay değil. 36-37 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Milas'a katkıdır bu evet. Kesinlikle. Sizin dediğiniz gibi tarihi eserleri, kıyıları, balıkçılık... Artı hayvancılık, artı çiftçilik. Aslında şöyle bir bütün olarak baktığımızda çok zengin bir coğrafyadayız. Değil evet, mi? Evet, evet. Evet. Milas'ta olmak, Milas'ta yaşamak bu anlamda çok şanslı. Ya şimdi giden kaymakamımız Eren Arslan, buradan onda da bahsetmiş olayım. Şimdiki gelen Mustafa Ünver Böke kaymakamımız da şunu söylüyorlar. Yani biz aslında bir ilçe gibi değil, bir ile mi gelmişiz acaba? Yani ciddi anlamda işte su ürünlerinde birincilik var. Turizmde çok iyi. Havalimanı var. Limanlarımız var. Yat limanımız var. Ciddi anlamda santralimiz var. İşte zeytincilikte bir numara. Zeytinyağı evet. Özellikle Milas'ın. O kadar artık. İşte beyaz madenimiz var. Bunlarla alakalı bu kadar bir ilçenin bu kadar hareketli olacak bir ilçe yok yani. Bu aslında bir ille yarışır şekilde Milas. Onların da mesela dedikleri gibi yani iş olanağı çok yüksek. Potansiyelimiz çok yüksek Milas'ın. Bir giden kaymakamız da gelen kaymakamız da aynı şekilde diyor. Yani biz sanki vali gibi çalışıyoruz. Çünkü para döngüsü çok iyi, vergiler çok iyi. Dediğiniz gibi ihracat ürünü, Halil Gülmüşel var, Gümüşdağı, işte Kılıç var ki bunun gibi büyük firmalara yer verdiğimiz Milas'ımız iyi seviyede gidiyor. Yani. Evet, peki istenilen yerde mi? Ziraat Başkanı, Ziraat Odası Başkanısınız veya bir Milaslı olarak istediğimiz yerde mi yol alabiliyor muyuz? Yol alabiliyoruz. İstediğimiz yerde demeyelim. İstediğimiz yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama kötü seviyede değiliz. Bunu biraz daha işte reklamlarla, bunu biraz daha böyle fuarlarla daha ön plana çıkarmamız gerektiğini, dünyaya açılan bir penceremiz var. Mesela havalimanımız, bütün illere uçuş yapılan. Oralardan daha büyük yatırımlar, bir şeyler yaparak reklamı ön plana çıkararaktan daha iyi seviyede olabiliriz. Çünkü daha biz zeytinde coğrafi işareti, Avrupa Birliği coğrafi işaretini alalımız daha bir sene oldu. Ki bizim evet. Zeytinyağımız çok kaliteli. Çok kaliteli bu ivmeyle gidiyor. İvmeyle gidiyor. Çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Çünkü düne kadar bizim Milas zeytinyağını dökme zeytin diye tabir ederdik. Sabunluk zeytin diye tabir ederdik. Vatandaşımızı işte biz de bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Onların küçüklüğümüzde Babamgil'den gördüğümüz neydi? Biz onları sıkmadan önce toplayıp geldiğimizde 2-3 günde evin önünde bekletirdik. 2-3 günde onlar biraz da böyle kararırdı. Yağ oranının daha fazla vereceğini, yağ dımbır dımbır yapardı hatta damlardı. Şimdi bunları unuttuk. Şimdi biz de artık bilinçlendik. Üreticimizle bilinçlendirmeye çalışıyoruz. O topladığın zeytini bir anda aynı gün zeytin yağı fabrikasına götürüp zeytine çevirmek, daha özenle toplamak, o işte asit dediğimiz değeri çok düşük çıkardığımız zaman biz 200 lira satacağımız kilogram yağını şimdi 450'ye satıyoruz. Evet, daha kaliteli zeytin daha kaliteli. Az olsun evet. Ama daha kaliteli olması bizim için önemli. Ki o anlamda da herhalde 30-35 firmamız var. Yani birincilik alan Milas'ta zeytinyağı markasını oluşturmuş, bal markasını oluşturmuş. Ciddi anlamda da iyi seviyeye doğru çıkıyoruz. Evet, peki biraz da Ziraat Odası'nı konuşalım. Yem fabrikası açılacak.
Kadınlarımız burada çok üretken, çalışkan bilhassa. Kadınlara yönelik çalışmalarınız var mı? Olacak mı? Kooperatifleşecekler mi? Biraz da bunları konuşalım. Var. 2-3 tane ciddi anlamda bir yere gelen kadın kooperatiflerimiz var. Daha da iyi şekilde onlara özen veriyoruz. Daha da iyi seviyelere getireceğiz inşallah. Çünkü kadın günlerinde olsun, işte Dünya Çiftçilik günlerinde olsun onları hatırlamaya, yanlarına ziyaret etmeye, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki biz göreve geldi bir sene oldu. Daha fazla vakit ayıramadık. İnan seçildiğim güne itibaren 132 mahallemiz var. Yani 118 tane köyümüz var öyle eski ismiyle. Gidebildik mi gidemedik. Yani ciddi anlamda şu yem fabrikasına yoğunluk verdik. Bundan sonraki en azından gittiğimde yanınızı ziyaretinize gelemedim ama bir müjdeyle geldim demek için artık. Bu ziyaretlerimiz özellikle işte kadın çiftçilerimiz, işte üreticilerimiz, kooperatiflerimiz bunlara olacak. Bir başarıyı görelim. Ondan sonra ziyaretlere evet, gideceğiz. Evet, bir yılda ancak bunları yapabildik. Önünüzde 3 yıl var. Evet. Evet, çünkü kadınlarımız toplumda önemli. Çok önemli. Çocuklarımız, kadınlarımız ve iş hayatında olmaları gerekiyor. Üretkenler zaten çok çalışkan bu yörenin aynen. kadınları evet. da değil mi? Bir Bodrum'da mesela bir acı ot festivali oluyor. Yani ciddi anlamda orada otun her çeşidi, börek işte ne bileyim normal kavurması, yağda zeytinyağı olması çok güzel. Yani bizim gerçekten hani derler ya ovalarından ya derlerinden bal akacak gibi ciddi anlamda bir Milas şehrimiz var yani. Evet, yani en küçük bir otu bile boşa vermiyorlar. Aynen, evet. Kabalama otu deriz. Tam da zamanı, evet, baharda envai çeşit bitkisiyle, otuyla meşhur ilçemiz. Evet, bayram dedik. Kahraman Bey, Milas dedik. Sizi tanıdık. Eklemek istedikleriniz var mı? Söylemek istediğiniz var mı? Yavaş yavaş çünkü programımızı noktalayacağız. Çiftçilerimize yanlarında olduğunu bilmek istesinler. Öyle bir başkanları var. Bayramlarını tekrardan kutluyorum. Daha iyi seviyelere getirmek için elimizden geleni yapacağız Milas çiftçilerimizi, üreticilerimizi. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok size sağ olun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum ailenizle. Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Kıymetini bilelim. Eyvallah. Değerlerimize sahip çıkalım. TV 48 ailesine de bizleri misafir ettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyicilerimiz, Bir Bayram Sohbetleri programımızın daha sonuna geldik. Kimdi konuğumuz? Milas Ziraat Odası Başkanı Sayın Kahraman Akar'dı. Böyle kısa kısa değinmeye çalıştık. İnşallah bayramdan sonra yem fabrikasının açılışı olacak. Bir kez daha söyleyelim. 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde yem fabrikasının açılışı olacak. Bizler de inşallah TV 48 olarak orada olacağız. Sizlere oradaki atmosferi aktaracağız. Bunu da sözünü almış olduk başkanımızdan. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.